Bir ara bundan 1-2 sene önceydi Kadir Topbaş şey demişti. Hani biz artık hani deniz suyunu da bir su kaynağı olarak kullanabiliriz. Desalinasyon merkezleri kurmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili pilot çalışmalarımız var demişti. E bu ne demek? Bu gerçekten sonsuz bir kaynak demek aslında. Böylece hani İstanbul'un nüfusunu sınırlayıcı bir şey olmaktan tamamıyla su çıkmış oluyor. Bu da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Çünkü desalinasyon merkezlerinin çok ciddi ekolojik maliyetleri var. Enerji maliyetleri de çok yüksek. Bütün o denizin suyundan arındırılması, tuzundan arındırılması sonucunda deniz suyunun ortaya çıkan tuz ve işte bu arındırma işlemini yapmak için gereken kimyasal maddelerin hepsi denize tekrar veriliyor. Yani zaten Karadeniz kapalı bir sistem, kapalı bir havza. Orada meydana gelecek ekolojik yıkımın boyutlarını şu anda tahmin etmek mümkün bile değil. Ve sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Bu artık bütün Karadeniz ülkelerini ilgilendiriyor, bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ve Kadir Topbaş maalesef şöyle söylemlerde bulunmuştu o dönemde de. Dedi ki yani biz sadece İstanbul'un suyunu değil, bütün Türkiye'nin hatta işte Karadeniz ülkelerinin suyunu da hazır karşılarız buradan dedi. Gerçekten yerelliğin çok dışında argümanlarla su meselesine bakılıyor. Halbuki suyu her zaman yönetim yerel düzeyde olmak zorunda. Yoksa çok ciddi sorunlara neden oluyor. Yani İstanbul'un suyunun temininden çıkıp artık bir uluslararası ticaret metası haline gelmiş oluyor. Aynen öyle. Bir de tabii o beyanda bu tuzdan arındırma işleminin faturalara nasıl yansıyacağı ile ilgili bilgi var mıydı bilmiyorum. Çünkü biliyoruz ki bu çok pahalı bir yöntem, pahalı bir sistem. Dolayısıyla bir şekilde su faturalarına yansılması gerekiyor. Yoksa belediye bundan kazanç çıkmak istiyorsa aynı fiyata satamaz. Aynı fiyata satamaz.